demek de isteniyor bir taraftan ama diğer taraftan da hani bir ipler gerilmiş durumda. Bir görelim istersen nasıl bir sorunumuz varmış İstanbullular olarak ki dünya metropolünden bahsediyoruz. İzleyelim, konuşalım efendim. Taksilere zam yapılmalı mı sizce? Çözüm teknolojiye geçiş ve zam. Ama işte yok, zamla olmuyor bu işler. Öyle çözüm olmaz ya. Zam istiyor musunuz? Yok, şu an istemiyorum. Yapılmalı tabii. Onların da hakkı var. Hak etmiyorlar şu an için. Kısa mesafe yolcu almayanlar, yolcu seçenler, dolaştıranlar derken İstanbul'da hali hazırda bir taksi sorunu tartışılırken bir tanesi dediğim yere 25 TL'ye götüreceğim dedi. Bir tanesi de 45 TL'ye götüreceğim dedi. En basiti. İstanbul'da taksiciler odası başkanı dedi ki zam çözüm. Tarifeye zam gelsin, bu sorunlar ortadan kalksın. Çok ucuza hizmet ediyoruz. Yaklaşık 10 aydır dünyanın en pahalı akaryakıtıyla dünyanın en ucuz taksimetresiyle hizmet veriyoruz. Ya onlar da kendilerince haklılar. Kilometre başına en az %30 oranında zam yapılmalı. Açılış 10 TL, indi bindi 20 TL olmalı. O çok. Hayır hayır. Bir tane taksi bulamadım. Yok. Benim babam taksici. Şu an bence iyi ya. Çünkü zaten insanlar uzun yola falan da gidiyorlar. Sokakta kime mikrofon uzattıysam çoğu taksiye zam yapılmasın dedi. Çünkü bazıları taksicilerden dertli, yakınıyor. Benim kızım Mecidiyeköy'den binmek istemiş, inan dolandırmışlar kızı. Taksiye zam yapınca yolcu almayan, kısa mesafe götürmeyen, turist avına çıkan taksicilerin nasıl önüne geçmiş olacağız? Zam ne işe yarayacak? Bu şikayetler en asgari oranda düşer. Taksi çok ucuz olduğu için şu anda talep var. Yolcuyla taksicinin buluştuğu teknolojik sisteme geçilirse, eğitim verilir, denetim olursa en ufak taksiden şikayet kalmaz. Taksicilerin bazıları da bu zama karşı. Vallahi bence şu anda yeterli gibi. Şu anda müşteri artıştı. Zam olduğu zaman müşteri bulamayız. Ama bazıları da zam istiyor. Neden? Yakıt fiyatları, lastik fiyatları, yani bunların hepsi etken. Her gün zam geliyor mazota. Yani üslup olsun, tavırlar olsun, kazanmak için hak etmek lazım. Ebru ve Murat, taksiciler zam istiyor, vatandaş zama pek sıcak bakmıyor. Peki sizce nasıl taksi tarifesi? Tuğba Södekoğlu güzel bir haber hazırlamış. Evet. Bir de her zamanki son 2-3 haftadır son derece hani gündemimize oturan bir konu bu. Evet, İstanbul'daki dostlarımız özellikle. Taksi şimdi, az. Taksi bir az. Bir de yani bir önerge sunuldu biliyorsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Evet, daha fazla taksi olmalı diye. Ama UKOME'de kabul edilmedi o. Aynen. Kabul de edilmedi. Şimdi taksi azlığı var. Bir de taksicilerin de seçici hali var. Bu seçiciliğin altında neler var? Kısa mesafeye gitmem. Nereye gideceksin abla? Yok oraya gidemem, trafik var. Eğer yabancı turistsen taksimetre bir şekilde kapatılıyor gibi falan bir şeyler. Sivil polisler biliyorsun Arap turist kılığında evet. Bindiler taksiye ve hani bir şekilde vardiya değişimi diye yapıldı. Almıyor arkadaş. Vardiya da ama saat 3 oldu mu İstanbul'da taksi bulamazsın. Yani bulursun da hani yakın yani hani yol üstüne gidiyorsan. Almıyorlar yemin ederim ben ne zaman taksi çağırsam o civarlarda bakıyorum saat 3 var. Ay diyorum hayatta taksi bulunmaz şimdi Ebru yürü. Neredeysem ya da yani erteliyorum gideceğim yeri. Onun için tabii ki tenzih etmek lazım her aynen. Zaman söylüyoruz işini en iyi layığıyla yapan taksici dostlarımızı. Zammı hak ederler mi bu enflasyonda? Bu zorlu hayat şartlarında herkes kadar onların da zam isteği makuldür. Son enflasyonu biliyorsun %19.25 çıktı. Tabii bu bizim hissettiğimiz 40'larda falan olabilir çarşı pazarda evet. Ama dediğin gibi yani hani bir taraftan da öyle bir yoğunlaşma var ki mesela Taksim'de binemiyorsun, Eminönü'nde binemiyorsun, Nişantaşı'nda binemiyorsun. Nerede bineceksin bu taksiye? Nereden nereye giderken bineceksin? Yani ciddi bir taksi açığımız var. Bu bir, iki tavır tarz olarak. O da kötü. Hala eğitimden, denetimden bahsediyor. Federasyon değil de esnaf odası başkanı. Evet. Hala ne eğitimi, hala ne denetimi? Yani kendi içimizde niye bunu yapmıyorsunuz oda olarak? Bunlar da konuşulsun, düşünülsün, tartışılsın. Bir ortak noktada buluşmaları lazım. Dikkat edersen hani bir başka bir özel bir organizasyon girmişti işin içine. Hani kazan kaldırılmıştı evet. Ekmeğimizden oluyoruz evet. Diye. Aynı standartlarda servis niye bana vermiyorsun? Biz evet. İstanbul'dan bahsediyoruz, metropolden bahsediyoruz. Dediğin gibi birçok aralarında çürük
Hani hep söylenir ya domates, portakal, elmalar aynen. Ayırması gerekiyor özellikle taksici dostlarımızın. Ve bir taraftan da her sektörde olduğu gibi öyle olunca daha düzenli bir sistem görebileceğiz diye düşünüyorum. Elini kaldırıyorsun. Adam hayır diyor. Çünkü yok. Arap turist veriyor 50 doları 100 doları bir üstte bahşiş veriyor. Seni hiç kale almıyor. Hani bir tur atalım be abi diyecek bir hale geldi. Bir de boşsa yani. Mesela taksi hani hevesleniyorsun binebilmek için. Neyse biz sorduk efendim. Taksiciyle arada, arkadaşlarımıza bugüne kadar bizi taşıdılar. Onların da işleri çok kolay değil. Zam talebini doğru buluyor musunuz bulmuyor musunuz? Anket sorumuz bugünkü. Lütfen nedenleriyle WhatsApp hattımıza da bize yazarsanız buradan biraz biz de seslere olalım, gündeme getirelim. Bir de Ebru kış gelecek Allah aşkına yani. Tabii. Ya karda, kışta, kıyamette yani bulamazsak. Bir an önce ibedilikle 7. kez reddedilen, UKOME tarafından reddedilen bu karar 8. kez geldiği zaman artık kabul edilsin. Evet. Ha bir taraftan da şunu hemen söyleyip geçelim. 444-1523 şikayetiniz varsa esnaf odasının nesi bu? Telefon numarası 444-1523 bir de zaten beyaz masa var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. 153. Buraya da plakasıyla tavır, tarz, neyse şikayetinizde bulunabilirsiniz. Harika. Çok güzel bilgi verdim Murat. Evet. Teşekkür ederim.